Herkese merhaba, ben diş doktor Deniz İnce. Bugün sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm bir video hazırladım. Doğru ağız bakımını nasıl yaparız? Bu hastalarımızdan da en çok soru aldığımız konulardan bir tanesi. Hangi diş ipini kullanmalıyım? Hangi diş fırçasını kullanmalıyım? Diş ipini nasıl kullanmalıyım? Ya da ben günde dişlerimi 3 kez fırçalıyorum ama yine diş taşları, yine diş çürükleri oluyor. Nerede yanlış yapıyorum gibi sorular alıyoruz. İşte bu soruların hepsine bu videoda değineceğiz. Bu video için ben bazı ürünler hazırladım. Çünkü doğru ağız bakımı için hem doğru ürünleri kullanmak hem de doğru teknikleri kullanmak önemli. Ben sadece uygulamaları göstermek için bazı görseller, ürünler hazırladım. Şimdi onlar üzerinden başlayalım. Birincisi tabii ki ilk adımımız diş fırçalama. Doğru diş fırçalamayı çok iyi yapabiliyor olmamız lazım. Bunun için diş fırçası nasıl olmalı? Öncelikle ona değinmek istiyorum. Bu benim yine çok piyasada sevdiğim ve de kullandığım fırçalardan bir tanesi. Bir kere fırçanın kafa kısmı önemli ilk etapta. Çünkü bu fırçanın kafa kısmı çok büyük olmamalı. Büyük olursa bunu ağzımızın içinde rahatlıkla döndüremeyiz. Böylelikle de arka dişlerimize ulaşamayız. Orta büyüklükte, hatta küçük başlıkları seçersek arka dişlere kadar, yanak yüzeylerine kadar çok rahat bir şekilde fırçalayabilirsiniz. Dolayısıyla şu kısmı önemli. Sap kısmı değişiyor. Firmalarda, değişik markalarda değişik sap kısımları olabiliyor ama avuç tarafından rahat kavranabilir olması yine önemli. Tabii en önemlisi fırçanın kılları. Şimdi bu fırça kılları çok seyrek olmamalı. Çok seyrek olursa rahat etkin bir temizlik yapamaz. Sık dokulu olmalı. Yumuşak olmalı en önemlisi. En önemlisi buranın altını çizmek istiyorum. Çünkü sert fırça kılları aslında daha iyi temizlik yapar anlamına gelmiyor. Sert fırça kılı demek diş etlerimize ve dişlerimize zarar vereceği anlamına geliyor. Diş etlerimizde çekilmelere sebep olabilir. Aynı şekilde de dişlerimizin kole dediğimiz o diş eti birleşim yerindeki ince mine tabakasında aşınmalara sebep olur. Ve buralarda da daha sonra da diş hassasiyetleri başlar. Bu asla istemeyeceğimiz bir durum. Dolayısıyla fırça kıllarının yumuşak olmasına önem göstermelisiniz. Bunun yanı sıra fırça kıllarının firmalar tarafından değişik değişik üretiliyorlar ama özellikle uçlarının yuvarlatılmış olması ve parlatılmış olması önemli detaylardan bir tanesi. Diş fırçasının daha çok dediğimiz gibi yani yumuşak yani soft versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Ultra softlar daha çok diş eti ameliyatlarından sonra hastalara önereceğimiz diş fırçaları. Mesela bir tane de şöyle bir diş fırçası göstermek istiyorum. Şurada açalım. Bu da asla almamamız gereken fırçalardan bir tanesi. Çünkü gördüğünüz gibi başlığı çok büyük. Bu böyle bir şeyi ağız içine döndürmek çok zor. Yani ön dişlere ancak ulaşabilirsiniz böyle bir fırçayla. Ve de fırça kılları gerçekten şu an çok sert. Yani böyle bir fırçayla ancak şey olabilir, protez temizliği, bu hareketli protezler vardır takma damaklar. Belki onun fırçalanması için iyi bir fırça olabilir ama ağız bakımı için çok iyi bir fırça değil mesela bu. Değişik amaçlarla üretilen fırçalar da olabiliyor. Mesela bir tane fırça daha gösterelim. Şunu açalım. Bu da mesela ortodonti hastaları için. Braket kullanan hastalarda mesela şu şekilde braket olduğu zaman fırça kılları bu aralara girsin diye böyle özel üretilmiş fırçalar oluyor. Bu arada bir boşluğu oluyor. Dolayısıyla braketin üzerine buraya yerleşebiliyor. Daha etkin bir temizlik yapmayı sağlıyor. Normal fırçalarla da elbette ki o temizlik yapılabilir ama bu iş için özel üretilmiş bir fırça kullanıldığında bu daha kolay bir temizlik olur buralarda. Diş fırçalamamızın amacı dişlerimiz üzerinde biriken yiyecek artıklarını uzaklaştırmak ve en önemlisi de belli bir süre sonra oluşan dental plağı uzaklaştırmak. Çünkü diş çürüklerinin ve diş taşlarının en önemli sebebi dental plak tabakası oluyor. Etkili diş fırçalamanın çok önemli olduğunu tekrar vurgulamak istiyorum. Ve bunun yanı sıra normal manuel fırçaların yanı sıra bir de elektrikli diş fırçaları var. Bunlardan da bahsedelim. Çünkü bunlar da dental plağın kaldırılmasında oldukça etkililer, başarılılar. Yani bilimsel çalışmalarda bunları destekliyor zaten. Elektrikli fırçalardan döner başlıklı sistemler hepinizin en çok bildiği sistemlerden bir tanesi. Bunların başlık özellikleri değişebiliyor. Mesela bu ortasına lastiği var ve leket çıkartıcı bir özelliğe sahip. Elimde farklı başlıklar var. Mesela bunun daha yumuşak bir fırça kıllarına sahip bir kafası var. Burada biraz daha yine leke çıkartıcı özelliklere sahip bir başlık var. Başlıklar değiştirilebiliyor. Çocuk başlıkları var yine. Çocuklar için de eğlenceli olabiliyor bu tarz fırçalar. Bunun değişik modelleri var. Şimdi mesela bu biraz daha alt modellerinden bir tanesi. Sadece dönüyor. Bunların baskı sensörlü modelleri de var. Bastırdığında uyarı veren modelleri de var. Onları da tercih edebilirsiniz.
Normal diş fırçalarken dişlerimizi 3 yüzeyden oluşuyor gibi düşünebiliriz. Birincisi yanak yüzeyleri, yani yanakla temas eden şu dış yüzeyler. İkincisi iç yüzeyler, dille temas eden ya da yukarıda damakla temas eden yüzeyler. Üçüncüsü de üst yüzeyler, yani çiğneme yüzeyleri. Üç kısımda dişleri fırçalamak gerekiyor. Şimdi normal diş fırçasıyla fırçalarken bir kere en önemlisi sert hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. En çok yapılan hatalardan, yanlışlardan bir tanesi işte bu. Özellikle buna değinmek istiyorum. Özellikle de bunu böyle sigara içen, kahveyi çok tüketen hastalarımız daha çok bu şekilde yapıyor, gözlemliyoruz ağızlarında. Çünkü o oluşan lekeleri çıkartabilmek için daha fazla bastırıyorlar. Aslında dişler üzerinde oluşan lekelerin sadece diş fırçasıyla çıkartılması bazen de çok mümkün olmayabiliyor. Dolayısıyla çıkartacağım diye orayı bastırdığınızda hem diş eti çekilmelerine yol açmış oluyorsunuz hem de dişlerin şu kısımlarında aşınmalar gözleniyor. Ve bu aşınmalar daha sonra diş hassasiyeti olarak soğuk içtiğinde, sıcak içtiğinde sızlama olarak hastalarımızın karşısına çıkabiliyor. Dolayısıyla bir şeyleri doğru yapalım derken yanlışlardan da kaçınmamız gerekiyor. O yüzden çok sık diş fırçalamak, sert fırçalamak, sert fırça kullanmak yapılan hatalardan biri olabiliyor. Daha iyi temizleyeceğim derken aslında zarar vermiş olabiliyoruz. O yüzden her zaman yuvarlak hareketler ve yumuşak hareketlerle nazikçe hareket etmemiz gerekiyor. Fırçanın uçları temizlik yapar. Dolayısıyla bizim aslında bir baskı oluşturmamıza, çok fazla böyle bir kuvvet uygulamamıza zaten gerek yok. Doğru da fırçayı kullanıyorsak zaten o dolaştırdığımız zaman temizliği yapacaktır. Nasıl yapacağız? Tekrar gösterelim. Fırçalama yaparken her zaman şu şekilde hareketler. Asla böyle değil, şu şekilde değil. Bu şekilde yapıldığı zaman dediğim gibi diş etini itme hareketi yapmış oluyoruz aslında. Biz daha çok hareketimizi diş etini diş yüzeyine süpürür gibi daha yuvarlak hareketlerle, daha nazikçe, daha kibarca yapmamız gerekiyor. Bu şekilde ön yüzeylerini fırçaladık, iç yüzeylerini de tekrar fırçaladık. Hatta şu alt ön dişlerin arka yüzeyinde fırçamızı dik de tutabiliriz bu şekilde. Sonra geldik arka yüzeyleri iyice geçtik. En çok zaten şöyle bir şey var. Alt çenede dil altında tükürük bezi açılımı var. En çok diş taşları ve plak birikimi şurada oluyor. Özellikle diş taşı açısından şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Ve aynı zamanda da üst dişlerin yan yüzeylerinde, yani üst arka dişlerin yan yüzeylerinde de tükürük bezi açılımları var. Buralara da diş taşı birikim alanları. Buralara iyice fırçamızın ulaşması gerekiyor. Zaten az önce ufak başlı fırça seçelim derken bunu kastetmiştik. Bu fırçanın en arka dişin varsa 20 yaş dişinin bile yan yüzeyine kadar ulaşabiliyor olması gerekiyor. Yani önleri fırçaladım bitti tarzında bir şey doğru bir uygulama olmuyor. Yani sadece vitrini fırçalamak belki bir parlak bir ışıltı veriyor o an için dişlere ama arkaların bakımı eksik kalmış oluyor. Dolayısıyla bizim en arka dişe kadar gitmemiz gerekiyor bu şekilde. Zaten bunları tamamını yaptığınızda ortalama olarak 1,5-2 dakika kadar bir zaman alıyor. Bir de şarjlı fırçanın kullanımını gösterelim burada. Şimdi bunun uygulaması şöyle, bu kendi döndüğü için zaten sadece üzerine tutmamız yeterli oluyor. Tuttuk, ön yüzeyine döndük, iç yüzeyine dönüyoruz, ön yüzeyine dönüyoruz, iç yüzeyine dönüyoruz. Her diş için tek tek ilerliyoruz böyle öne doğru. Fırçayı sadece tutuyoruz, bastırmıyoruz. Zaten bazılarında baskı sensörü var. Bastığınız zaman böyle uyarı veriyor. Bastırmamız zaten gerekmiyor. Fırça kıllarının dönmesi yeterli bizim için. Bu şekilde. Yani sadece şu hareketi yaparak devam edebilirsiniz. Önce burayı bir fırçalayayım, sonra üstü de fırçalayayım da diyebilirsiniz. O şekilde de olabilir. Bir de son dönemde yeni çıkan bir fırça sistemi daha var. Elektrikli fırça sistemi. Sonik bir sistem. Biraz daha farklı. Burada başlığın fırça kılları dönüyor kendisi, kafası dönüyor. Dönme hareketi yapıyor. Bu ise daha sonik hareket yapıyor. Yani böyle sesinden belki duyabilirsiniz. Ama tabii hissetmek gerekiyor tam anlamak için. Burada tamamen sonik bir titreşim hareketi var aslında. Bir dönme hareketi yok. Yani fırçanın başlığı normal diş fırçası gibi kıllar titreşim yapıyor. Sonik bir sistem. Ben de son dönemde kullanmaya başladım. Açıkçası beğendim. Etkili bir temizlik yaptığını söyleyebilirim. Sevdim bunu da. Biraz daha güçlü. Bu da böyle. Çocukların ağız bakımında da yine onların yaş grubuna göre alacağınız diş fırçaları var. Yine az önce gösterdiğimiz diş fırçasının çocuk modeli de var. Açalım bir tanesini. Bakalım ne çıkacak? Yeşil bir fırça.
aynı fırçanın daha küçüğü, daha ağzı çocukların daha küçük olduğu için kafaları daha küçük oluyor. Bu fırçalar çocukların işte yaş grubuna göre değişiyor. Bebekler için olanları da var, onları da gösterelim. Bebeklerde biliyorsunuz 6. aydan itibaren dişler çıkmaya başlıyor. Bizde 6. aydan itibaren yani dişler ağza gelir gelmez dişlerin fırçalanması gerektiğini söylüyoruz. Bunun için hani 6. ayda yeni çıkan bir dişte anneler belki fırçayı sokmakta zorlanabilir diye bazı üretilen böyle parmak fırçalar var. Anne bunu parmağına takıyor bu şekilde. Sonra bebeğin dişinin üzerine zaten 2-3 tane dişi oluyor. Yani önce alttan 2 tane geliyor. Onların üzerinde böyle hem kaşıma hareketi yaparak, o dönemde dişler de çok kaşınır zaten. Kaşıma hareketi yaparak bebeğin ağzında bunu böyle anne temizliğini yapmış oluyor. Bebek büyüdükçe ayına göre fırça seçimlerini yapabilirsiniz. İşte 6-9 ay, işte 12'den sonra 12. ay. Yani bebek kaç aylıksa ona göre alabileceğiniz fırçalar olabiliyor. Bu da yine bir firmanın böyle bebekler için minik. Annenin eli, yani anne tutacağı için bunu böyle geniş sapı olan. Başlığı minicik bebeğin ağzına göre. Fırça kılları da oldukça yumuşak. Bu tarz fırçalar mevcut bebekler için. Bu da yine mesela 2-4 yaş için olan bir fırça. Bunu da açalım. Dediğim gibi çocuklara diş fırçası alırken üzerindeki yaş etiketine bakmanızda fayda var. Çünkü ağızlarının büyüklükleri değiştiği için fırçaların da kafaları ona göre değişiyor. Kılların esneklikleri buna göre değişebiliyor. Çocuklara diş fırçası alırken onların seçimine de izin verirseniz onlar için de motivasyon olabilir. Çünkü çocuk fırçaları genelde böyle renkli, kızlar için işte Mickey Mouse'lu, erkekler için daha farklı ürünler olabiliyor. Onlara seçtirmenizde fayda var. Çocuklarda diş fırçalama yaparken çocuklar her zaman daha taklitçi davranırlar. Özellikle ebeveynlerini taklit ederler. Dolayısıyla çocuklara diş fırçalarken fırçayı eline verip fırçalamanın yanı sıra siz de kendi fırçanızı alıp o fırçalarken bir taraftan da siz fırçalayabilirsiniz. Böylece hani onun için de bir motivasyon olmuş olur.